Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız. Bununla aradan tel yapabilirsiniz, bordür olarak kullanabilirsiniz, bluzlarınızın kurnazına dikebilirsiniz. Şöyle 8 numara 1.25 milim bir tığım, şöyle de bir koton ipim var. Tüm iplerle bunu yapabilirsiniz. Hadi şimdi yapımına başlayalım. Hemen ipimi alıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tepeye bir alıyorum. Dip kısmına inip önce bir taneyi çıkarıyorum. Sonra 2, sonra 2 taneyi çıkarıp şöyle bir yuva yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincirim var. Tepeye 2 kez sardım. Hemen indim dip kısmına. 2 2 yükseldim, ikisi tığımda. Tekrar aynı yere battım. 2 2 yükseldim, ikisi tığımda. Tekrar iki iki yükseldim, 1 2 3 toplamda 4 tane ipim var. Tek seferde şöyle tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim, tepeye bir aldım, en dipteki birinci zincirime battım. 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincirim var, 2 kez sardım. Bakın şuradan geçiriyorum, 2 2 yükseliyorum, ikisi tığımda kalıyor. Tekrar 2 kez sardım. 2 2 yükseldim. 2 2 yükseldim. Hepsini tek seferde çıkarıp sabitledim. 1 2 3 4 zincir var. Tepeye bir aldım. Geri döndüm. Birinci zincirime battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, hepsini çıkardım. 1 2 3 4 zincirim var. Bu sırayı bu şekilde dilediğimiz uzunluğa gelinceye kadar devam ettiriyoruz. Bir, iki, üç, dört tane. Bunu bu şekilde dilediğimiz uzunluğa gelinceye kadar devam ettirelim. Evet, bakın şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şimdi en son bunu yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Tığıma yine 2 kez sardım. Geri geldim. Şuradaki boşluğun içerisine girdim. 2 2 yükseldim, 2 kez sardım. Tekrar boşluğuma geldim, 2 2 yükseldim, tığıma 2 sardım. Aynı boşluğa tam 4 kez bu işlemi yapıyoruz. Tek seferde hepsini bir tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 kez sardım. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. 2 kez sardım. 2 kez sardım. Tek seferde hepsini çıkardım. Şimdi tekrar 2 kez sarıyorum ve yuvamın içerisine geçtim. Tek seferde kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8.
iki kez sardım. Bu işlemi tekrar 4 kez yuvanın içerisine yapıyorum. Tek seferde çıkardım hepsini. Devam ediyorum. 2 kez sardım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane zincirim var. Bu şekilde sıramın başına kadar ulaşıyorum arkadaşlar. Şöyle öre öre sıra başına kadar geliyoruz. Şimdi bakın 2 2 yapa yapa geldim. Bakın buraya da yaptım. Şimdi dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Bunu buradan çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum tekrar. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane daha yapacağız. Altı olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı oldu. Şimdi tekrar tepeye iki kez alıyorum ve buraya atlıyorum yine boşluğa. İki, iki yükseldim. Yine devam ediyorum. Bu şekilde burayı da yine sıra başına kadar geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben sona kadar geldim. Buradan
2 tane yaptım. İçerisine 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Tam uç kısmına batıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane sık iğne, 3 tane zincir kaydırmayla bağladım. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne, 1, 2, 3, 4 tane sık iğne, 3 zincir, tekrar 4 sık iğne. Bu şekilde bütün etrafını dolanıp gelelim tekrar. Arkadaşlar, sonuncuyu birlikte yapalım diye buraya kadar geldim ve bekledim. Yine 4 tane sık iğne yapıp buraya, artık bunu burada kaydırmayla bitiriyoruz. Bakın şöyle, bununla çok güzel bileklik yapabilirsiniz. Dediğim gibi bluz vesaire, kol ağızlarına, şöyle bakın, kol ağızlarına dikebilirsiniz şu şekilde. Yani dilediğiniz her yerde bunu kullanabilirsiniz. Model çok güzel bir model. Sizinle de paylaşmak istedim. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.